şu anda firma olarak 3 tane ana ürün üzerinde imalat yapıyoruz. Bir tanesi güneş enerjisi, bir diğeri doğalgaz bacaları, üçüncü üretimimiz de hat olarak boiler imalatı. Bunun iki tanesinde şunu söyleyebiliriz, sektör lideri konumunda Türkiye genelinde. Sektör lideri noktasında da baktığımızda hem üretim kapasitesi olarak, hem teknoloji olarak, hem teknik kadro olarak, hem marka bilinirliği olarak doğalgaz bacalarında ve güneş enerjisinde sektör lideri diyebiliriz. Boiler'de de ilk Türkiye genelinde ikiye girebilir. Türkiye'nin birçok ilinde bayilerimiz var. Her noktaya ulaşmış durumdayız. Aynı zamanda 50'nin üzerinde ülkeye de firma olarak ihracat yapıyoruz. Müşterilerimiz firmamızı tercih etmelerindeki en önemli etken ürün kalitemiz. Sektördeki diğer firmalardan bizi ayrıştıran en büyük özelliğimiz kullanmış olduğumuz teknoloji ve ürün kalitemizin diğer firmalardan daha üstün olması. Şirketimiz uzun dönem Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektöre kaynaksız depo üretimine başlamıştır. Kaynaklı ve kaynaksız depo arasındaki fark, biz depolarımızı krom olarak ürettiğimizden dolayı kaynak yapılan bölge demirleşiyor. Belli bir süre sonrasında suyun sertliğinden dolayı çürümeler meydana gelebiliyor. Fakat kaynaksız bir üretilen depoda böyle bir delinme ortaya çıkmıyor. Bu da deponun ömrünü uzatıyor. Ben çok önceki yıllarda bu konuda devletin bu tarz desteklerine veya da devletle olan bu tarz ilişkilere şahsen kişi olarak, birey olarak ya da firma olarak çok mesafeli duruyorduk. Ancak son zamanlarda, son işte yaklaşık 8-10 yıldır, 15 yıla yakındır devletimizin bu anlamdaki politikaları son derece profesyonel ve motivasyonu bence çok yüksek. Bunun ben Aile Kalkınma Ajansı'nda da aynı şeyi söyledim, İşkur'da da aynı şeyleri ifade ettim. Dolayısıyla aslında baktığımızda daha önceki dönemde çok ciddi manada böyle bir prosedür vesaire filan işin içerisinde çıkmazlık ve sonuç elde etmek çok zor idi. Biz de o anlamda aslında sıcak bakmıyorduk. İşkur'da da yetkililer geldiğinde, Aile Kalkınma Ajansı'nda geldiğinde biz aslında ilk etapta çok mesafeli yaklaştık. Ben özellikle de pres de yaptım, yani karşıda çıktım. Ama gördüm ki gerçekten daha sonra birkaç proje başlattıktan sonra son derece güzel bir çalışma. Neden öyle düşündünüz diyecek olursanız, yani bu aslında maddiyetinden de ziyade manevi olarak çok büyük bir destek. Yani rakamsal olarak baktığınızda belki de çok önemli değil. Ancak manevi değeri çok yüksek. Yani sizin devletinizin, efendime söyleyeyim, kalkıp böyle bir farkındalığı ortaya koyduğunuzda sizi teşvik eder anlamda bir manevi, maddi destek sağlıyor. Bu sizi hem motive ediyor, hem size bir sinerji yüklüyor. Bunlar aslında o kadar önemli şeyler ki, yani gelişmiş toplumlara da baktığımızda zaten bunu görüyoruz ya. Yani. Olarak da biz tabii ki 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunu 70-80 ülkeye çıkartmak, 100 ülkeye çıkartmak olacaktır. Daha fazla noktaya ulaşmak olacaktır. Daha fazla ihracat yapmak olacak. Sonuç olarak da bunun akabinde biz hem ülke ekonomimize, hem şirketimizin ekonomisine, hem Kırşehir'in ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacağız diye.